Arkadaşlar herkese merhaba. En son pazar İzmir vermiştik. Bu kez yine Perşembe İzmir yarışlarını vermek istedim. Hepinize bol şanslar diliyorum öncelikle. 7'li plase için 4 numaralı Honey Paradise'ı yeterli görüyorum. İyi bir at, hızlı bir at. Etkili olacaktır 7'li plase için. Dün ilk ayağına geldiğimizde 9 numaralı Grand Sun'ın son yarışı fena değil. Ondan önceki yarışı kazandı. Bence tipik bir orta mesafe atı. Uzunu tam yapamıyor. Son yarışı yine de uzun mesafede fena değildi. Yarış da çok hızlı gitmedi. Ama orta mesafede daha etkili olur. Daha kolay önüne de gelir diye tahmin ediyorum. Bugün önde MasterChef kaçıp Santorini kuponlusu ve Himbo belki onu biraz sıkıştırırlarsa Grand Sun için bir avantaj doğabilir. En şanslı at diyorum 9 numara Grand Sun. 4 numaralı Mr. Tekin son Bursa yarışta biraz geç kaldı. Ondan önceki İzmir yarışı iyi. Yine yazılır. Gospodin 5 numara Gospodin'e kıpırdanmalar var. 2 yarış gördü. Mustafa Çey'i bindiriyorlar. İyi koşacak dediği de 3 numara MasterChef. Düşündüğümüzün aksine 60 kilo ama önde yalnız kalırsa tehlikeli. 9-4-5-3. Günün ikinci ayağına geldiğimde yani 7 numara Ortaylı'nın son yarışını beğendim. Takı değişikliği fena değildi. İyi işe yaradı. Önde de yalnız kaçacak gibi görünüyor. Uzun Mehmet 2 son yarışını ikinciliği kabullenerek düzlüğe bıraktı. Aynı şekilde olursa Ortaylı için büyük bir avantaj. Yarışın en şanslı atıdır. Ben yarışı rölante gideceğini düşünüyorum. Yine 5 numaralı Uzun Mehmet de onu takip edip düzlükte hamle yapacak. Son yarışı gayet iyi. 5 numaralı Uzun Mehmet'in iyi koşabilir. 2 numara Son Parıltı bu yarış daha etkili olmasını bekledim. 1 numara Holigan ve 3 numara Başparmak diyorum. Ama yani kim gelse şaşırmayacağım türden bir yarış. Tuttuğunuz atlar varsa kurgumuz çok büyük değil. İsteyenler kendi tuttuğu atları ekleyebilirler buraya. 7-5-2-1-3. Gün 3. ayağını 2 atla geçeceğim. 4 numara Ruzen'in 32 gün önceki yarışı gayet güzel. Artı bu hazırlıkları da gayet güzel. Alperen Oluk da fazla şans bulamıyor bu aralar ama bu şansı iyi değerlendirecektir. Tek rakibi bence 1 numara Canova'dır. 4 ve 1 şeklinde size tavsiye ediyorum. Evet, günün 5. koşusunda son yarışın starttan çok iyi çıkamayan ve daha sonra doldurup dışarılara alıp doldurup gelen 3 numara maratoncu bu kez dış start istemiş. Ya aslında 2 numara Light Stars haricinde onun kalitesinde at yok gibi görünüyor. Light Stars'ı da aynı stilde atlar ama Light Stars bazen 2'ye gidebiliyor. Maratoncu da bazen 2'ye gidebiliyor. Birbirlerini temizlemeyeceklerdir diye düşünüyorum. Ben maratoncuyu kondisyon avantajıyla bank olarak öneriyorum. Bu kez dış start istemişler. Daha iyi bir çıkış yapıp liderliği de alabilir. Özcan da bu aralar formda, yanıltmayacağını düşünüyorum. Benim bankumda 3 numara maratoncu. Günün 6. koşusuna geldiğimizde sentetikte beklenen yarışları yapamayan 5 numara Galyas Kendi, Kızıldev'in anne kardeşi, Sidney Kendi yavrusu, anneden Signore Stella, Anakal Spor'dan geliyor ve kumcu olduğu, kaba kumcu olduğu aşikar. Kızıldev'e biraz çektiyse çok etkili bir yarış bekliyorum. 5 numara Galyas Kendi'den. 7 Prenses Canan. İlk yarışı fena değil. Bu at da aynı şekilde anne tarafından Yorkville Queen Unaccounted For'a geliyor. Bu da kurucu bir at. İlk yarışı da fena değil. Biraz gerilerde kalmasına rağmen düzlükteki atakları iyiydi. 8 numarada Secret At'a da kalite bir at. Biraz arası var ama orijini güzel. Annesi My Secret da çok kaliteli bir kısraktı. O da yazılır ve son atakta 4 numara Dubai Express'te fena görünmeyen bir diğer at. 5-7-8-4 yeterli olur kanaatindeyim. Evet, günün son ayağına geldiğimizde yani biraz kilosu ağır olmasaydı 3 numara Yol Kıran aslında tek olabilirdi. Biraz da Çekingem, Gündüz, Baba ve Dumanoğlu gibi 2 tane de hızlı atlar var. Yoksa son yarışı gayet iyi 3 numara Yol Kıran'ın. Tabii ki ilk şanslı at. 5 numara Dumanoğlu son yarışta sanki fazla üzerine gidilmedi. Biraz da starttan sıkıntılı çıktı. Bugün Hüseyin Şimşek kaçak atlara iyi binen bir arkadaş. Eğer iyi bir start alırsa 800'lerin orada bir anda tempoyu arttırıp gidiyor. Zaman zaman formda olduğunda çok tehlikeli durmuyor yani. Yazılması lazım 5 numara Dumanoğlu'nun. 6 Asteroid de kilo düştü ve 4.lüğü fena değil. 2 numara Oğlum Eman oldukça formda, biraz kilo ağır ama yine yazacağız. 7 numaralı Gündüz Baba da sürekli verildi son yarışlarında. Beklenen yarışı yapamadı. Ve son at olarak da 10 numara Fanalini'den de boş kilosuyla Alperen Oluk'ta bir sürpriz gelebilir. 3, 5, 6, 2, 7, 10 benim size tavsiyem arkadaşlar. YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar ve yorumlar için hepinize teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza da ayrılmak isterseniz numaramız 0535-625-50-93. 0535-625-50-93. Sevgiler, saygılar, bol şanslar hepinize. Hoşçakalın.